Neresi bizim mekanımız Ufuk? Beltaş Rest Cafe. Tamam. Rest. Nereden giriyoruz Ufuk? Nereden giriyoruz? Tabii. Şuradan değil mi? Ha. Tamam. Sen var ya benden daha iyi biliyorsun buraları. Şeyler dolu mu? Evet Ufuk. Öyle işler ama. Yani diyorsun ki işim güzel. İşim güzel Allah aşkına. Yani şey olarak da güzel. Kestane olarak mı? Yani her şey olarak güzel diyorsun. Güzel ya. 4 kez çıkıyorum. Yazın çok güzel oluyor. Tam sahil kenarı ya. Tam ne tarafta kalıyor? Senle gittiydik hatırlıyor musun? Ortaköy tarafına mı? Kardeşin de geldiydi bir akşam sandalyelerle oturduyduk. Arabayla gittiydik. Sarıyer. Sarıyer. Hatırlamam orası evet. Orası işte. He sen o ben seni nerede zannediyorum biliyor musun? Benim kafa şeyde. Bu Ortaköy tarafı var ya. Evet. Hani o taraflarda bir yerde diye. Yok, ha sen Sarıyer'desin. Tabii canım tam Tahir'in dibinde ya. İnternete yaz. Görürsün bak. Tarabi Otel. Eski Tarabi Otel. Ben demek ki o zaman sen bana yine hiç olmazsa sen bana biraz daha yakınsın. İş yeri olarak. Öyle mi? Tabii. Vay. Tarabi Otel. Tarabi Otel şey değişiyor bak. Güzel. Büyük değil mi? Kaç kişilik mesela? 280 mi? 280. Eskiden Tarabi Otel'in adı ilk adı şeymiş. Tokatlı Oteli. Tokatlı. Ciddi. Aynen. Tokatlı Oteli. Tokatlı Oteli'miş. Nasıl? Yani Tokatlıların mı? Öyle bir şey mi? Sahibi soy ismi Tokatlı'ymış. Ha Tokatlı. Belki de gerçekten de Tokatlı. Abi, aynen. Ondan sonra bir isim daha oldu. Ne oldu? İsmini unuttum. En son bizim bu otelin sahibi işte İzzet Bayraktar hanımına bir gün diyor otel satılığa çıkıyor yine o zaman. Ev değiştiriyor. Evet. Hanımına diyor ben Ankara'ya gidiyorum diyor. Nereye gidiyorum diyor. Oteli satır alacağım diyor. Otel. Sanki adam bakkaldan ekmek almaya gidiyor. Devam etmeyi. Ondan sonra Grand Tarabi Oteli oluyor işte. Afiyet olsun bu arada. Sağ olun, sana da. Neyse, eritmeyelim bunu. Tamamdır, işimiz başarılı gerçekleşti. Şimdi bir bakalım garantiye de. Şu an hesaba para geçmedi. Gönderdiğin zaman direkt hesabı geçiyordu bu. Geçiyordu bu para. Feste ne kadar alıyor peki? Efendim? Feste ne kadar kesinti alıyor? Kesinti soruyorsunuz. Evet. Yani şöyle, feste yapsaydınız o zaman. Test yapsaydınız ama niye havale ödedi yaptınız ki? Benim derdim oradaki hesabım eksiz olduğu için hani bir önce hesaba geçsin para dedim ki şey olmasın dedim hani faiz işlemesin diye. Normalde bir şey test yapsaydınız bunu keşke. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Benim şimdi ben hesabımda dolar hesabım var benim. Dolar bank hesabım var. Ama bu dolar yükseldi. Mesela geçen
bozmak istedim. Onda da mesela diyor ki yetersiz bakiye diyor. Ben anlamadım bunu, çözemedim ya. Bundan niye yanlış anlamadım? Ufuk'un borsa hesabı gibi. Ufuk'un döviz burası gibi. Ya sat diyorum mesela, geçen bankayı aradım. İşte bilmem bir yere aramanız gerekiyor. Bozduracağım doları. Dolar o an yükseldi, çıktı mesela, bozdurmak istiyorum, hesabınıza yeterli bakiye yoktur diyor. Bunun gibi yaptı yani, bu sistem gibi yaptı. Bunda ne sıkıntı var anlamadım ben. Şunu çözün ya. Vallahi yani beni uğraştırmayın ya. Görünmüyor ama doları... Ya yok, bana bir tane... Bana Gültepe Şubesi telefon numarasını verdi. Orada bir hanımefendi var, onunla görüşün dedi. O çözecek dedi. Ben habire böyle sıkıntı yaşıyorum ya. Ben anlamadım ya. Neyse. Orada görünmüyor işte, ama ben bozulmaya kalktım. Sıkıntı oluyor işte. Tamam, peki, teşekkür ederim hanımefendi, sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. Yok yok, gerek yok, gerek yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Hesap para aktardık, pazartesi geçirmiş hesabı. Şey yapsaymış ya. Gerizekalı, söyledin. Havale yap olacağına şey yapsaymış. Yani gizip elden yatırsaydın daha iyiymiş yani. Yani. Boş. Evet, konsere gidiyoruz. Kuruçeşme konser alanına gidiyoruz. Evet, konsere gidiyoruz. Kuruçeşme konser alanına gidiyoruz. Konser yolcusu kalmasın lütfen. Hadi konsere gidelim Ramazan. Konser kimin? Kimin konseri bu? Kuruçeşme konser alanına gidiyoruz. Ajdar çıkıyor. Ajdar. Evet, gelmiş hareketmek üzere. Bilmiyorum ki kimin konseri. Yazmıyor ki kimin konseri olduğunu.